Sektörün öncüleri devam ediyor. Sektörün öncüleri programı olarak bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Yanımızda Mobilya Mobilya Yapı ve Dekorasyon'un kurucusu sevgili Gökay Kasap var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Gökay Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Gökay Bey kimdir? 1974 Ardahan Potof doğumluyum. Orman mühendisiyim. 2005 yılından beri de bu sektörün içerisindeyim. Değişim ve gelişim sürecini sürekli devam ettim. Peki tam olarak bu alandaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Tam olarak insanların hazırda bulamayacağı eşyaları tasarlayıp yerine göre imalatlarını yapıp teslim etmek. Önceki amacımız ergonomi ve şıklık. Butik işler dediğimiz tamamen ölçüsü, dokusu, rengi, aksesuarı tamamen kişiye özel, kişinin ihtiyaçlarına göre. Çeşitliliğimiz nedir bu alanda? Sonsuz. Her şey yapabiliriz. Her şey yapılabilir. Aksesuarını bulduğumuz veya bulamadığımız, kendimiz tasarladığımız her şeyi üretebilir. A'dan Z'ye ya da zeminden tavana ya da dışarıdan içeriye her şey. İşlerinizi yürütürken nelere dikkat ediyorsunuz? Çok zor. Biz insanların keyfiyle uğraşıyoruz çünkü. Keyifle uğraşırken de tabii ki aksilikler ve her kişinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan zevki, rengi, her şey değişik olduğu için her kişiye ayrı sıfırdan başlayarak, yeniden başlayarak bir başlangıç yapıyoruz. Yani her bahar gibi, mevsimlerin yeşermesi gibi, ağaçların yeşermesi gibi her kişiye her zaman özel çizimler, özel üretimler. Böylelikle aslında kişiye de kendini özel hissettiriyoruz. Tabii ki. Tabii. Yani sizler özelsiniz değerli izleyicilerimize diyebiliriz. Evet, diyebiliriz. Bir görselin üzerinden tasarımlarınızı ve üretiminizi sağlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde hayal gücünü de aslında sizin tasarımcılarınıza aktardıkları zaman bunları da gerçekleştirebiliyoruz. Zaten önce müşteriyi dinliyoruz. Nelere ihtiyacı var? Ondan sonra ön çalışmaları yapıyoruz. Ön çalışmaları yaptıktan sonra gönderiyoruz. Onun üzerinden artık sonuçlar, birkaç çizimde sonuçlara ulaşmış oluyoruz. Her ev, her evin duvarı, her evin açısı, ışık durumu farklı olduğu için, yükseklikleri farklı olduğu için her evde değişik çözümler çıkıyor ve çok şık çözümler çıkıyor. Kullanışlı alanlarda elde etmiş evet, oluyoruz. Evet, kullanışlı alanlar. Zaten amacımız o.
Yani amacımız uzun ömürlü sabit mobilyalar üretiyoruz genellikle. Yani duvar kaplamaları üretiyoruz, işte TV üniteleri üretiyoruz, giysi odaları üretiyoruz, masalar, iş yerleri, lokantalar, eczaneler, aklınıza gelebilecek dekorasyonla ilgili her yeri tasarım yaptığımız için bunlarla ilgili özel şeyler çıkmış olacak. Peki bu kadar geniş ve detaylı bir iş yaparken kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Bu üretim süreci nasıl ilerliyor? Sabit içeride çalışan eleman sayısı yaklaşık olarak 15, 10 ile 15 arasında değişiyor. Ama taşere ettiğimiz işlerimiz de oluyor. Yani işin atıyorum %10'unu bir yere, diğer kısmını başka bir yere deyip sonra tekrar birleştirme işlemini ya da montaj işlerini biz kendimiz çözüyoruz yine. Çünkü yapmış olduğumuz özel işler hazır mağazalardan alınan işler gibi montajları yok. Montajı da özel. Oradaki duvar teraziye alınması, kaplanması, boşlukların olmaması. Yani düşünün çok güzel bir duvar kaplanması yaptınız ama yukarıda 3 santim açık var. İşte bu açıklar insanı o parayı verdiğine pişman ediyor. Ufak tefek şeylerin olmaması için montajını da kendimiz yapmamız gerekiyor. Bu arada işinizi severek yaptığınız, hatta çok severek yaptığınız anlatımınızdan da belli oluyor. Evet. İzleyicileriniz belki göremiyordur ama anlatırken gözlerinizin içi parlıyor. Ben görebiliyorum ve o enerjiyi bana geçirebildiniz aslında. Peki üretim süreci nasıl ilerliyor? Ham maddeyi aldınız buradan. Daha sonra montaja kadar ki o ara süreçte burada neler dönüyor? Şu anki en büyük problemimiz eleman problemi. O süreç biraz uzuyor bundan dolayı. Kaliteli, işini iyi yapan insan sayısı giderek azalıyor üretimde. Aldığımız ürünler önce tasarım yapıldıktan sonra o tasarımlara uygun ürünler, ahşap kaplamalar, boyalar hepsi bir araya getirildikten sonra üretimin aşaması montaj aşamasına göre planlanarak yapılıyor. Harika tasarımlarınızı sadece Türkiye içinde mi sevkiyatını sağlıyoruz? Hayır, yurt dışı ihracatlarımız da var. Yurt dışında genellikle ev dekorasyonları değil ama iş yeri dekorasyonları daha çok tercih ediliyor. Orada da daha çok kafeterya ve lokanta tarzı yerler, dekorasyonları isteniyor. Biz buradan imalatları bizi ölçü olarak geliyor. Üretimlerini yapıyoruz, ambalajlarını yapıp tırla sevkiyatını yapıyoruz. Ama ambalaj deyip geçmeyelim, dekorasyon ürünlerin ambalajı çok daha zor. Bazı şeyleri bütün olarak toplamamız gerekiyor. Bazıları parça parça olması gerekiyor. Her parçanın da orada birleştirebilmesi için de bir ustalık gerekiyor. Aslında yöneltmek istiyorum sizlere. Malum dekorasyon işleriyle daha fazla kadınlar ilgileniyorlar. Evet. Ve gerçekten severek ilgileniriz biz bu işlerle. Bu alanda temizlik için de kolay kullanılabilecek aslında modeller de gerekiyor ve kullanışlı olabilmesi çok önemli. Sizin farkındalığınız nedir? Ürünlerinizde ne gibi bir ilkeyle ilerliyorsunuz? Genel üretim yapan fabrikalar, özellikle sunta MDF ve lak malzemeler, boya malzemeleri üreten fabrikalar, onlar zaten bunun altyapı çalışmalarını yaparak bize RGS'yi çalışılmış ürünleri pazarlıyorlar. Biz de onlardan alıyoruz. UV dayanıklılıkları, işte boyanın içerisindeki titanyum oranları, pigmentleri, biz onların kalitesini satın alıyoruz. Dolayısıyla onların teknolojilerini de satın almış oluyoruz. Temizlik malzemesi olarak da dolaplarımızda nemli bez. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sürekli toz tutmaması için cila malzemeleri var. Özel satılan malzemeler. Araba cilalarında olduğu gibi. Onlar da daha uzun ömürlü toz tutmama olayı gerçekleşebilir. Ne önde,
TAP'taki ana ürünümüz nedir? Sizden en çok neler talep ediliyor? Şu anda en önde olan ürünlerimiz giyim odaları. Özellikle reflekte camlı, aydınlatmalı, içinden led ışıklı, gizli bölmeleri olan kasalarını ya da mücevherlerini ya da değerli eşyalarını koyabilecekleri alanlar istiyorlar. Ama şu anda TV ünitesi giyim odası revaçta. Bunları siz tabii ki de yine karşılamaya devam ediyorsunuz. Burada önemli olan arkadaşların duvarlarına göre, evin durumuna göre o tasarımları uydurabilmek veya yeni fikirler üretebilmek. Kesinlikle. Nasıl kendimize yakışmayan parçaları giymiyorsak evimize de yakışan parçaları tercih etmemiz ve evimizin konumuna göre şekillendirmemiz hem alandan kazanmış oluruz bu sayede hem de konfor açısından bizi çok fazla rahatlatmış oluruz. Tabii ergonomi çok önemli. Yani koltuğunuz, işte kullanmış olduğunuz masanın yükseklikleri, kalınlıkları, işte yanındaki çekmecesi, dolap içi planlama yaparken şahsın kendi ihtiyaçları ön plana çıkararak, yani alışkanlıkları ön planda tutularak tasarım yapılması gerekiyor. Burada da ergonomi devreye giriyor. Kesinlikle. Peki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? En büyük farkınız nedir? Bizi tercih edecek insanların bir kere kendi evi olması gerekiyor. Birinci ve en önemli kurallardan biri bu. Çünkü yapmış olduğumuz tasarımların %80'ine yakını taşınamıyor. Veya taşınsa bile yerine uymayacaktır. Çünkü yerine göre imalat yapıyoruz. Eğer kendi evleri ise uzun ömürlü, dayanıklı malzemeler, dekoratif malzemeler elde etmek istiyorlarsa mutlaka bizim dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tasarım güzel bir şey. Tasarımın sonucunu görmek çok güzel bir şey. Eğer ihtiyaçları varsa kesinlikle bir dokunuş olmalı. Kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri ürünleri hak ediyorlardır. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler ve ben bu harika ederim. Tasarımlar için diyelim. Sektör Öncüleri programının değerli izleyicileri, bugün sizlere mobilya, mobilya yapı ve dekorasyondan seslendik. Yanımızda firma kurucumuz sevgili Gökay Kasap beyefendi vardı. Kendisiyle tasarımları ve aslında dağıtım süreciyle ilgili sohbetimizi gerçekleştirdik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.